şeriat Allah'ın emridir. Hangi surede yazıyor? Hangi surede yazıyor? Hangi surede? Söyle. Sureyle ne alakası var? Kur'an-ı Kerim'de sureyi söyle bana. Şeriat Allah'ın emridir. Bu senin bildiğin şeriat, Tayyip'in şeriatı değil ya. Tayyip sadece bu insanları kullandı. Tamam işte ben de onu kullandığı diyor. Yerle bir etti. Allah'ın emri. Tayyip'in şeriatı bu. Tayyip şeriat getirmez. Tayyip sadece kullandı. Ya ne getirecek? Boş versene. İşte bu hayvanlar bilseydi bunu yapmazdı. Öküzler hayvanları getirir. İşte Tayyip'in bu ülkeye getirdiği ortada, bak görüyorsunuz insanlar ne durumda. Boşanmalara bakın. Yaşantıya bakın. Evvela bunları görün. Bunu halk istedi. Ama %52 oy alıyor. Halk işte ben istedi bunu. Ha. Kimin ağzını açarsan Tayyip'e tepki gösterir. Bu oyu kim verdi ya? Kim verdi? %52 ne demek? Ha. İki kişiden biri oy verdi. Ama sokağa indiğin zaman bir tane adam oy vermemiş. 3-4 milyonu. Nereden geldi bu? Sığınmacılardan. Bu ya oyun 3-4 milyonu sığınmacı olsun. Tamam, bugün ha. Bu durumda Tayyip'in %20 alması doğru mu? Doğru. Doğru mu? Vallahi eğer %20 oy alabiliyorsa bu insanlar devam etsin. Neden? Çünkü Tayyip'ten geçinen kişiler var. Ha. Tayyip'ten %20'si geçiniyor. Aç perişan olanlar Tayyip'e oy veriyor. Ha. Kendini bilen hiç kimse Tayyip'e oy vermez. O aç olanlar diyor. Devam etsinler. Çünkü Tayyip'ten geçiniyorlar. Nelerinden? Abim dur. Devam et. Sir. Abi peki bu nasıl düzelecek ya? Tamam, herkeste bir sıkıntı var da nasıl düzelecek? Sonuç yok. Yani ülkede güven olayı yok. Şimdi dışarıdan Recep Tayyip Erdoğan güven vermiyor mu? Vermiyor. Hiç yok. Hiçbir yere güven vermiyor. Ya ne muhalefet güven veriyor ne Tayyip güven veriyor. Karşısında bir tane adam var da onu da cezaevine attı. Kim? Sayın Demirtaş. Gerisi hikaye. Araplara sattı, yakında Araplar hepimizi kovar. Hiçbir ülkede savaşmadan dışarıya teslim edilmemiş. Gez burada dolaş, sahile in bir bak ya. Kendi vatandaşı perişan. Peygamber'e Araplar dolaşıyor buraya. Bir de ülkeyi tek yönetmedi. Dur abi dur. Ha. Peygamber Efendimiz bile ülkeyi tek yönetmedi. Yani tek peki adama abi Demirtaş ne içerdi? Demirtaş ne içerdi? Karşıtı olduğu için, seni başkan yaptırmayacağız dediği için. Ben ağır senin başkan ne için olabilir? Mesela dik kaldıranların hepsi niye cezaevinde? Cumhurbaşkanı. Karşısında dik duran Demirtaş'tı cezaevinde. Geri kalan hepsi boş. Doğru mesela ceza teneke. Demirtaş için 6 Eylül'de çıkacak dediler, hala çıkarmadılar mesela. Çıkarmaz. Seçim bitmedik müddetçe. Demirtaş'ı çıkarmaz. Demirtaş'ı da çıkarmayan o PKK'lılar. Çıkartmayanlar. Ya ikisi ortak. Ortak. Vallahi ortak. Sayın Demirtaş'ı bitiren zaten iki taraf. İki taraf. Ama çıksın iki tarafa da rest okusun bakalım Türkiye'de ne kadar oy alacak. Vallahi. Ama insanlar yatıyor, yok olay yaptı 6-8 Ekim olayları. Önergelerine bir bak, 6-8 Ekim araştırılsın diyor. Niye önergeleri AK Parti red veriyor? 17-25 araştırıldı ya mı? Ya 17 soyup soğana da çevirse bu devlet ona ait artık. Bu saatten sonra seçimle inecek değil. Seçimle inecek olsaydı bu seçim inmişti zaten. Çünkü ama demek ki adam yok. Dedikleri ya gibi adam yok. Muhalefette farz et adam yok. Ya bu insanlar da oy verdi bak. Katılmışlar. O bak diyoruz ki ya %30 oy alamayacak adam %52 oy aldı. Peki abim Demirtaş içeride olsaydı. Biz abi. Kürdüz hiçbir zaman oy vermedik. Taş, oy ver demeseydi ben vermezdim ona. Heh. Kime vermezdin? CHP'ye ver dediği için biz verdik CHP'ye. Ben de verdim CHP'ye. CHP. Biz neyi konuş? Ben %52 oy alan kim? Bugün onu içeride tutuyorum. Tamam, kim tutuyor? Abi Demirtaş dışarıda olsun. Tamam, söylediğin şeye bak. Tamam diyoruz ki oyu bize bugün yine dese yine veririm ben. Benim iradem o. Yani Cumhurbaşkanı söylenmiş diye ben irademden vazgeçmem. Tek başına da kalsam sonuna kadar Demirtaş diyorum. Gerisi karşısında siyasetçi yok ya. Adam konuştuğu zaman bir dönün bakın ya. 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl önce söylediği bugün yaşıyoruz.
Bugün görüyoruz. Ya ülkenin komplasını çalsa da satsa da bu insanlar böyle mal mal izliyor. Her gün sabah kalkınca acaba mazot ne kadar olacak? İnsanlar diyor mazot beni ne ilgilendiriyor? Böyle bir kafa var mı ya? Mazotla gelen her şey mazotla geliyor, araçla geliyor. O da ister istemez bütün ekonomiye yansıyor. Ekonomi ne hale geldi? Kimsenin umrunda değil ya. Ya televizyon kanallarını açtığın zaman sanki Türkiye gerçekten uçuyor. Ben oy kullanmam hiç kimseye de. Çünkü şeriat getiren yok. Şeriatı isteyen yok. Şimdi sen burada söyle, şeriatı isteyen var mı? %80'i istemez. Daha gençler nerede? Niye şeriat istemiyor abi? Gençler niye şeriat istemiyor? Şeriatı isterse böyle şeyler serbest gezmezler. Gençlerin şeriat giymesinden şikayetçi misin? Açık mı giyiniyorlar? Açık giyiniyorlar ya. Değil mi? Tabii. Ne yapacağız peki gençleri abi? Ne yapacak? Yola gelsin. Allah yoluna gelsin. Çakapansınlar. Allah yoluna gelsinler. Bu gençleri açan kim peki? Ne? Gençleri açan kim? Gençleri açan kim? Gençleri açan ben ne bileyim kim? Bunu esasen bunu şey yapmış. Bu sistem İslam sistemi değildir. Kafir sistemidir ha. Bu düzen nasıl düzelecek peki abi? Kafir sistemi nasıl düzelecek? Kafir sistemi nasıl düzelecek? Ya Allah, Allah'ı tanıyan, Allah'ı isteyen, Allah'ı peygamberi kabul eden baştakiler o zaman olur. Bak Kenan Evren isteseydi şeriatı getirirdi. Çünkü o şey yaptı. O ihraf yaptı. Hiç kimse karşı çıkamazdı. Ama şimdi kimse yapamaz. Kenan Evren istese yapabilir miydi? He? Kenan Evren istese şeriatı getirir miydi? İsteseydi getirirdi. Niye getirmedi abi? Sen o dönemleri yaşamışsın. O da kafir sistemindeydi. Nerede? Peki şu anki iktidar niye şeriatı getirmiyor? He? Şu anki iktidar niye şeriatı getirmiyor? Ya istemiyorlar. Şu anki iktidar da mı kafir? Ya şimdi korkuyorlar, korkuyorlar. İsteyen de olsa korkuyor. Şeriat gele, isteyen olsa kan gelir gövdeyi götürür. Ya öyledirler hep. Ha bunlardan kim şeriat ister? Ha söyle bakayım istiyor musunuz? Şeriat olsa bu bunlar böyle gezer mi? Gezemez. Amcam şeriat istiyor ne diyorsun? Gel şimdi gelsin ya. Yok, amcam şeriat istiyor sen istiyor musun? Yok kameraya çıkmak istiyorum. Amcamın düşümü attın mesela. Onu hiç kimseye dağıtmıyorum. Çünkü içine şeriat yoktur ben o kullanmıyorum. Ha, şeriatçısın. Ben şeriatçıyım evet. Şeriat olmayan yere nasıl oy verir? Şeriat gelir mi abim? He? Şeriat. He. Gelir mi sence? Şeriat gelmez. Zor gelir. Niye gelmez? Kimse yok. Kansız karşı devrim yapılmış. Kimse şey etmiyor. Kimse benimsemiyor ki gelsin. Karşı devrim yok. Şeriatı istemiyor. Erbakan Hoca rahmetli diyordu ki biz iktidara geliyoruz. Kanlı mı geleceğiz, kansız mı? Yumuşak mı, sert mi? Sayın Cumhurbaşkanı kim ne derse Türkiye'de ne layık sistem kalmıştır, ne anayasa kalmış. Kendisi ne dedi? Ben anayasa mahkemesine saygı da duymuyorum, kararlarını da dinlemiyorum dedi. Türkiye'ye sessiz sedasız karşı devrim yapılmıştır. Ama halk daha bunun bilincinde değil. Ülke işgal altındadır. Ülkenin işgal edilmiş. Siz halk daha uyuyor. Bunun bilincinde değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.